Büyükşehir Belediyesi bir konser düzenliyor. Yine bir konser. Bakınız. Candan Erçetin ve Murda konseri. Bir günlük konser için ödenen tutar 80 milyon 40 bin lira. 2023 yılında değerli arkadaşlar. 29 Ekim 2023 tarihinde bir günlük Candan Erçetin ve Murda konseri için ödenen tutar 80 milyon 40 bin lira. 2 milyon 838 bin dolar. Güncel tutarla 97 milyon 200 bin lira Ankara Büyükşehir Belediyesi bir günlük konsere ödeme yapmıştır. Bakın bu sefer ödeme yapmıştır diyorum. Çünkü şimdi yine arkadaşlar başlayacak. Yalan, iftira, asla böyle bir şey olamaz. Bizim adımıza da konuşma da sen kendin ben devam et. Ben bugüne kadar burada yaptığım konuşmaların hepsinde hatta birinde siz... Yok, bizim ne diyeceğimizi de tayin etmedi. Yok. Ona biz karar verelim. Sen devam et konuşmanı. Dediniz Sayın Başkan, dediniz ya. Sosyal medyada biz gördük hepsini. Yine arkadaşlar. Yalan söylemeye devam yani ediyorsun ama biz de sabırla dinleyeceğiz. Devam. Şimdi bu mu yalan? Bak yalan. Şimdi. Bak ben sizin en güzel yaptığınız vereceğim. İş bu işte. Köşeye sıkışınca hemen... Ben cevap vereceğim. Yalancılıkla itham ediyorsunuz. Ben cevap vereceğim inşallah beni dinleyince yüzünüz uzarır. Şimdi yalan, iftira. Ya şimdi bir insana yalancı demek bu kadar mı kolay bir şey ya? Köşeye sıkışınca en güzel yaptığınız iş bu. Bakın burada belgeleri var. Şimdi buna itiraz edemezsiniz. Yani bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin belgeleri. Sözleşme değeri 66 milyon 700 bin lira. KDV dahil 80 milyon 40 bin lira. Bu da ödemede konut. Ödeme yapılmıştır. Şimdi... Buna da yalan iftira diyecek varsa şimdiden peşine belgesini gösteriyorum. 2-3 günlük ya da konserlerin tamamı için 29 Ekim etkinliklerini bu para ona ödendi derseniz aman onu sakın demeyin, onun da belgelerini çıkarırım. Şimdi değerli arkadaşlar. Ankara'nın ciddi anlamda sorunları varken konuşmamın başında ifade ettim. Trafik, toplu taşıma, altyapı sorunları, temizlik. Gerçekten Ankara'da tarihin en kötü dönemini yaşamaktadır. Bakın gerçekten Ankara'da tarihin en kötü dönemi yaşanıyor. Bunun ötesinde sigorta prim borçları açıklanıyor bakıyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi sigorta prim borçluları arasında, borçlu belediyeler arasında birinci sırada. Güncel tutar 8 milyar borcu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi yüzsüzleri listesini açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri orada, her sayfada bir şirket var. Bugün baktık, sadece BUKSAŞ'ın 600 milyon lira borcu var. Ankara'da tüm bunlar yaşanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlere ayırdığı 100 milyonlarca liralık bütçesiyle adeta Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın, çal oynasın belediyeciliği dönemi almıştır. Değerli arkadaşlar, tek bir firmaya verilen, ihalesiz olarak verilen bakın, ihalesiz olarak tek bir firmaya verilen, yüz milyonlarca liralık konserlerin hesabını vermeden, şimdi kimse burada çıkıp da işte beylik laflarla güneş balçıkla sıvanmaz, doğru duvar yıkılmaz, işte ne bileyim Ankara'nın kaynaklarını boşa harcamayacağız, yetim hakkı yedirmeyeceğiz edebiyatı hiç kimse çıkıp da bu vakitten sonra burada yapmasın, cevabınızı ve açıklamanızı bekliyoruz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlarımızın söylediğini ben yani şöyle artık alışkanlık haline geldiği için hiç yadırgamıyorum. Şimdi bizim şeffaflığımızı sorgulamaya sizin maziniz müsaade etmez. Madde bir. Siz canlı yayın deyince maç yayınlarını anlıyordunuz. İlk defa canlı yayın bizim dönemimizde Ankaralılara bütün her şeyin burada konuşulanların Ankaralılar tarafından doğru takip edilmesi açısından bizim uygulamamız. Şimdi ben sizin rahatsızlığınızı anlıyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim. Yani esas söyleyemediğiniz şey şu. Biz bugüne kadar 60'a yakın konser
yapmışız. Fakat konu 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben sizin cidden rahatsızlığınızı anlıyorum. Bir saniye. Bak ben edin. Bak. Bir saniye. Bak. Nihat Bey burada konuşurken ben sabırla dinleyeceksiniz. Bak dinleyeceksiniz. Terbiyesizlik bak. Terbiyesiz sensin, düzgün konuş. Düzgün konuş. Kesinlikle ben ne konuştuğumu biliyorum. Otur. Oturun. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar, arkadaş. Oturun arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bizim arkadaşlar yerlerine otursun. Arkadaşlar bizim arkadaşlarımız lütfen yerine otursun. Arkadaşlar bizim arkadaşlar bizimkiler otursun bir yerine ya. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir oturun ya. Senin var ya. Belediye başkanı.